3 ile tam bölünebiliyormuş. Bu da şu manaya geliyor. Rakamlarının toplamı 3'ün katı olacak. Yani a artı 2 artı 4 3'ün katı olacak. Tabii şunu da yapabilirdik. 2 artı 4 6 yapıyor. 3'ün katı onu atabilirdik aslında. Böyle de diyebilirdik. Şimdi a artı 6 3'ün katı olacak. 6 3'ün katı olduğuna göre a sayısı da 3'ün katı olmalı. İkisinin toplamının 3'ün katı olması için. Mesela a yerine biz 0 değerini verebiliriz. A'ya 0 verirsek burası 6 olur, 3'ün katı. Şimdi bir sonrakini bulmak istiyorsak, bir sonrakini 3 fazlasını almalıyız. 3 ile bölünebilme kuralında çalıştığımız için 3 fazlasını alıyorum. 3 tekrar 3 fazlasını alıyorum. 6 tekrar 3 fazlasını alıyorum. 9 eder. Şimdi tabii a'nın alabileceği değerler derken bir de 3 basamaklı demiş. Şuraya başa 0 yazamayacağımız için bunu almayacağız. A'nın alabileceği değerler sadece 3 tane oluyor. Bu nedenle. Evet, var mı anlaşılmayan?